Evet arkadaşlar birinci sorumuz diyor ki şekilde verilen düzgün altıgenin çevresi 50 santim olduğuna göre boyalı kısmın çevresi kaç santimdir diye soruyor. Düzgün altıgen olduğuna göre bir kenarına A dersem çevresi 50 olduğundan arkadaşlar buradaki bir kenar 50 yani toplamda 6 A var. 6 A dediğimiz yer 50 olmuş olur. Yani bir kenarı A dediğimiz yer 50 bölü 6'ya eşit olmuş olacak. Evet İlk bulmamız gereken şey bu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluştuğu için buralar a a a olacak. 3 a buradan 3 a buradan toplam 9 a olmuş olacak. Boyalı kısmın çevresi 9 a. Arkadaşlar a'yı biz 50 bölü 6 olarak biliyoruz. 9 çarpı 50 bölü 6 buradan sadeleştirirsem 3 bölü 2 3 çarpı 50 150 150 bölü 2'den 75 santim olarak bulunur. Yani cevabımız d şıkkı olur. Bir 12 genin iç açılarından en fazla kaç tanesi dar açı olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şöyle bir basitçe de olsa bir 12 gen çizmeye çalışalım ve dış açıları da olsun. Şöyle baktığımızda kendimiz düşünelim bakalım nasıl çıkacak bu olay. Demiş ki iç açılarından en fazla kaç tanesi dar açı olabilir? İç açılarından kaç tanesi dar açı olursa dış açıları buna göre e, geniş açı olması gerekiyor, yani dış açılar olduğuna göre ve bunu tabii ki çizimle e, çözüm aynı şey olmayacak. Şöyle düşünelim. Ben şimdi dış açıları dar açı, geniş açı alırsam o zaman buradaki dar açı olur, İç açı dar açı oluyor. Aynı şekilde burayı da 91 alalım, burayı da 91 alalım. Bu durumda arkadaşlar burası geniş açı şey dar açı olmuş olacak, burası dar açı, burası dar açı olmuş olacak. Çizdiğim şekilde e, şey uyuşmadı ama. Şuna göre düşünelim. 90, 90, 90. Bir tane daha olmuş olsa, o zaman buradaki açı artık farklı olacak. Yani dar açı olmaktan çıkar, geniş açı olmaya başlar. Çünkü buradaki artık 90 dereceden daha küçük bir açı gelecek buraya. Çünkü bildiğiniz üzere Çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Zaten baktığınızda 3 tanesi geniş açıysa, dış açısı geniş açıysa 273 derece gibi bir açı yapıyor. Tam 90 seçseniz bile 90 seçseniz de 270 yapıyor. Ondan sonra bir tane daha 90 derecelik bir açı kalır. O zaman bundan sonra seçeceklerimin hepsi 90 dereceden daha küçük olduğuna göre içeridekilerin hepsi geniş olacak. En fazla 3 tanesi dar açı olabilir. iç açıları arkadaşlar Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de birer kenarı çakışık olan düzgün altıgen ile düzgün beşgen verilmiştir. Düzgün beşgen AF boyunca katlanarak şekil 2 elde edilmiştir. Düzgün beşgen AF boyunca katlanarak şekil 2 elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Evet buna göre beta ile alfanın oranı nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar birincisi bu düzgün altıgen olduğuna göre köşegeni köşegen 60-60 bölecek. Bu düzgün beşgen. Düzgün beşgende baktığınızda arkadaşlar şurası 108 derece. 108 derece olduğuna göre burası 36. Buradaki açı 36 olmuş oldu. Şuradaki açımız da 72 derecedir. Tabi 108 olabilmesi için. Beşgenin iç açısı. AFK açısına baktığımızda 108. O zaman buradaki açı alfa açısı 72 derece. E, pardon. E, burası 72 derece alfa açısı 132 derece olmuş olacak arkadaşlar. Alfa 132 derece. Demek ki payda 132'ye eşit olacak. Şimdi devam edelim. Buradan itibaren bunun üzerine katlandığına göre. Bunun üzerine katlanmış ve şeklimiz buraya gelmiş. Arkadaşlar şurayı biliyoruz biz. Şuradaki açımız 36 derece. Şurası 36 derece. Buradaki tamamı 60 derece. Onu da biliyoruz. Düzgün beşgen buraya katlandı. Katlanırken gelecek olan açısı yani şurası 60 dereceydi arkadaşlar. Bakın bu buraya katlandı. Bu şekilde geldi. Yani 72 derecelik bir açı gelmiş olacak. Yani şunun buraya katlandığını düşünürseniz. Şurası 72 ise buranın 72 olması gerekiyor. 72 ise buraya 12 derecelik bir açı kalacak. Demek ki beta açımız kaç dereceymiş? 12 dereceymiş arkadaşlar. Beta 12. O zaman 12 bölü 132 değerine bakarsanız ee, bu bunun 11 katıdır. O zaman 1 bölü 11 yani D şıkkı olarak bulunur. Ardışık 3 çift sayının toplamı 24'tür. Bu sayılar birer düzgün çokgenin kenar sayıları olduğuna göre bu çokgenlerin birer dış açılarının toplamı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar ardışık 3 çift sayının toplamı 24 ise 24'ü 3'e böldüğüm zaman ortanca sayıyı bulurum 8. Ortanca sayı 8 ise 6, 8, 10 şeklinde olacaktır. Bunların toplamı da 24'tür. Bu sayılardan birer düzgün çökgenin kenar sayıları olduğuna göre çökgenin dış açıları. O zaman arkadaşlar 360'ı 6'ya böleceğim. 60 birincisi. 360'ı 8'e böleceğim. ikincisi. 45 derece. 360'ı 10'a böleceğim. 36 derece. Bizden ne istemiş? Bu açıların toplamı nedir diye soruyor. 60, 45 daha 105. 105 artı 36. 105 artı 36 arkadaşlar 141 yapar. Sonu birli zaten. Evet. 141 derece olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız A şıkkı olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Burada açı ortaylar verilmiş. Açı ortayları hemen A, A, B, B dediğimizde arkadaşlar şunu görüyorum. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı A artı B eşittir 130 derecedir. Bu birinci denklem. O zaman 2 artı 2B 260 derecedir. 2A artı 2B eşittir 260 derece. Şimdi Şurası 116 derece ise buradaki açı da 64 derece. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Beşgenin iç açıları toplamı 540 olduğuna göre e, açılarını topluyorum. 2A, 2B artı 118 artı 64 artı şuraya da Y diyelim. Buraya da Y diyelim. Çünkü ben burayı bulursam X'i bulurum. X'i soruyor zaten. 64 artı Y eşittir 540 derece olmuş olsun. Arkadaşlar buradan e, 118 artı 64 182 derece. Burası 2 artı 2 b 260 dedik. 260 artı 182 artı Y eşittir 540 derece oldu. Evet buradan arkadaşlar Y açısını topladığımızda Y açısını 98 derece olarak buluruz. Y'yi 98 olarak bulduysak buradaki açımız 82 derece demektir. Demek ki 3x 5 eşittir 82 ise bunu diğer tarafa attığımızda 3x eşittir 87, 87 15 olduğuna göre 3'e tam bölünür. 3'e böleceğimize göre arkadaşlar cevabımız 29 olarak bulunur. Yani e şıkkı olur. Altıncı sorumuzla devam edelim. ABCD dörtgeninin içine ABFK GH düzgün çokgeni şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Düzgün çokgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, altıgen. Altıgenin bir iç açısı 120 derece arkadaşlar. Burası 120 derece. Buradaki açı 120 derece. Bunların hepsi 120 derece. Dörtgenin iç açıları toplamından yapabilirsiniz. Dörtgenin iç açıları toplamı arkadaşlar 360 derece. 120, 120, 240. O zaman bunların toplamı 120 derece kalacaktır. Yani 3, 2x daha, 5x, 5x artı 10 eşittir 120 derece olacak arkadaşlar burası. Buradan onu diğer tarafa atarsam 110 derece, 5x eşittir 110 derece, x eşittir 22 derece olarak bulunur. Ya yani bizden de ne istemiş arkadaşlar? X değerini istemiş. O zaman cevabımız eşit olur. Bir ABCDE düzgün beşgeninde FDC'nin elemanı H da AB'nin elemanımış arkadaşlar. AHHB'ye eşit. 2 tane DF, 3 tane FC eşittir. Buna göre EK bölü KF oranı nedir? Tabi şunu da söylemiş bilgi olarak. Bir düzgün beşgende bir köşeden karşısındaki kenarına çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır diyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. E, ee, bunu harflendirmiş olsak arkadaşlar şöyle e, AHHB'ye eşitmiş. O zaman şuradan başlarsak AHHB'ye eşit C D e dediğimizde düzgün çokgeni bu şekilde buradan başlattım. Bakın sıralamaya göre aynı sıralamada yaptık. F elemanıdır DC demiş. H A B'nin elemanı olduğu için buraya bu şekilde dedik. F DC'nin elemanı olduğuna göre şurada bir F noktası olacak. FC arası 2, DF arası 3. O zaman arkadaşlar şurada bir bakın. Şurada bir F noktası seçeceğim. FC arasına 2K diyeceğim. Buradaki DF arasına 3K diyebileceğim. Evet bunu da söyledikten sonra EK. K noktası da şurasıymış arkadaşlar. Şurası K noktasıymış. Kesişim noktası diyor. Bakın EF ile DH'in kesişimi. EF ile DH'in kesişimi K noktası olduğu için burası. EK'nin KF'ye oranı sorulmuş. EK'nin e, EK'nin KF'ye oranı. Sevgili arkadaşlar burası 5K olduğuna göre burasında da 5K olması gerekiyor. Çünkü düzgün beşken bu. O zaman şunu biliyoruz. 3 bölü 5. Burada da 3 bölü 5 oranı vardır. Yani 3A'ya 5A olmalı. EK uzunluğuna biz 5A dedik. FKF uzunluğuna 3A dedik. O zaman arkadaşlar cevabımız D şıkkı 5 bölü 3 çıkacaktır. Aşağıdaki şekilde birer kenarı çakışık olan düzgün dokuzgen ve düzgün altıgen ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren kırmızı renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şöyle hemen düşünelim bakın. Düzgün altıgenle düzgün beşgenin birer kenarı, düzgün dokuzgenin birer kenarı ortak olduğuna göre, bakın o zaman altıgenin tüm kenarları birbirine eşit ve şu aradaki açı 120 derece. Dokuzgenin iç açısını bulmak için hemen dış açısını bulmaya çalıştım. 40 derece, 369'a bölersem 40 dereceyi bulurum. Demek ki bir iç açısı 140 derece. Arkadaşlar şu aradaki küçük açıya 20 derecelik bir açı kalacak. Yani dokuzgenin bir iç açısı 140 derece ise, işimizi kolaylaştıracak noktalardan bir tanesi bu. Ve burada ikizkenar bir üçgen var. Tepe açısı 20 olduğuna göre taban açıları 80 80 olacak. Şuradaki açımız da 80 derecedir. E tamamı 140 olabilmesi için x açısına 60 derecelik bir açı kalır. Cevabımız da D şıkkı olur arkadaşlar. 9. sorumuzla devam edelim. Küçük bir bilgi vermiş. En kenarlı bir düzgün çokgende bir dış açının ölçüsü 360 bölü n, iç açının ölçüsü 180 eksi 360 bölü n ile bulunabilir. Yani arkadaşlar biz onu biraz daha e, küçültelim. Şöyle sorumuza bakalım. Bir iç açısı bir dış açısının 6 katından 12 fazla olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Arkadaşlar bir iç açısı bir dış açısının dış açısına x dersek iç açısı 6x artı 12'dir. Tüm iç açıları 6x artı 12'dir. Neden bu? Arkadaşlar düzgün çokgen olduğu için. O zaman 7x artı 12 eşittir 180 derece olduğuna göre arkadaşlar. 7x eşittir 168 derece olur. 12'yi diğer tarafa attığımızda buradan x açısı 24 derece olarak bulunur. Dış açısı 24 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? 360 bölü 24'ten arkadaşlar 15 kenarlı olur. Çünkü 360'ı 24'e bölersek 15 çıkacaktır. Bu kenar sayısını verir. Cevabımız da arkadaşlar C şıkkı olur. 10. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekilde iki düzgün çokgenin birer kenarları çakışmış hali verilmiştir. ACB 15 derece, BAE 50 derece olduğuna göre CBD kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar burası 50 derece değildir. Neden değildir? 50 derece olursa düzgün çokgeni sağlamayacaktır. Yani 50 derece bunun da dış açısı aynı zamanda 50 derece 360 50'ye tam bölüne, bölüne bölünemediğine göre 50 derece değildir. Biz bunu şu şekilde düzeltelim. Burayı 40 derece olarak alırsak o zaman dokuzgen olur. 360/40 bölü 40, dış açısı 40 olduğu için dokuzgen olur. Biz burayı 40 olarak düşünerek çözeceğiz. E, Yenisinde de e, düzeltilecek bu şekilde olacak yeni baskısında bu şekilde düzeltilerek gelecek arkadaşlar. Şöyle diyelim bakın biz bunu çizdiğimizde aynı kenarları gördüğü için buralara 20 20 diyorum. Bakın 50 değil artık. 20 20 çünkü 40 olarak düzelttik biz bunu. Burası 20, burası da 20. Arkadaşlar burası 15 ise burası 15 derece. Bildiğiniz gibi buradaki 3 açının toplamı buraya eşittir. 15 20 daha 35 Arkadaşlar 15 buradan geliyor 20 de buradan geliyor. Bakın 20-20 ikiz kenardan dolayı 20-20 ikiz kenardan dolayı 15-15 buradan 35 buradan da 35 toplam değeri arkadaşlar burada 70 derece olur. Yani bizden istenen e, CBD açısı arkadaşlar 70 derecedir cevabımız B şıkkıdır. İç açıları toplamı dış açıları toplamının 12 katı olan çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı kaçtır? İç açıları toplamı dış açıları toplamının 12 katı n-2 çarpı 180 eşittir. Dış açıları toplamının 12 katı demiş arkadaşlar. O zaman buradan işlemlerimizi yaparsak 360 ile 180'i e sadeleştirdim 2. 2 tane 12 24. N-2 eşittir 24 ise N eşittir 26 olarak bulunur. Çizilen köşegen sayısı bir köşesinden çizilen köşegen sayısı N-3'tür arkadaşlar. O zaman 26-3'ten 23 olarak bulunacak. Cevabımız da B şıkkı olur. 12. sorumuzla devam edelim. Düzgün sekizgen şeklindeki bir cam üzerinde şekildeki gibi mavi ve kırmızı desenler oluşturuyor. Kırmızı alanlar toplamının mavi alanlar toplamına oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derecedir. Burada dikdörtgenler oluştuğuna göre şu aradaki açımız 45 derece. Bu aradaki açımız 45 derece olur. Biz şöyle desek bir kenarına şöyle demiş olsam yani ben buraya bir desem buraya bir desem buraya kök 2 derim. Buraya kök 2 derim. O zaman burası da kök 2 olacak. Burası da kök 2. Şurası da yine kök 2 olacak. O zaman arkadaşlar buradaki turuncu alan ya da e, mavi alanlar toplamı kırmızı alanda kırmızı alan diye düşünelim. Kırmızı alanlar toplamının oranını soruyor. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından dolayı buranın alanı 2 çıkar. Burası 1 çarpı 1 bölü 2. Yani burada 1 bölü 2'lik bir alan var. 1 çarpı 1 bölü 2. Buradaki alan arkadaşlar 1 bölü 2. 4 tane 1 bölü 2 var. 4 tane 1 bölü 2'den 2 gelmiş olacak. 2 de buradan geldi. E, kırmızı alanlar toplamı toplamda 4 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi mavi alanlara bakarsak 1 çarpı kök 2. 1 çarpı kök 2'den buranın alanı kök 2. O zaman burada da 4 tane kök 2 olmuş olacak. Burada da 4 tane kök 2 olmuş olacak. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 1 bölü kök 2 gelir. 1 bölü kök 2 şıklarda varsa cevabımız odur. Yoksa kök 2 bölü 2 eşleniyle çarpıp kök 2 bölü 2 olarak bulmamız gerekirdi. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.